Dün Amerikan Merkez Bankası'nın bence utanç günüydü. Bu kadar hazırlıksız, analizlerin eksik olduğu, Powell'ın sahnede ne yaptığı bilmediği bir gün daha ben görmemiştim. Oysa aslında güne çok güzel başlamıştık. Amerika'dan muhteşem enflasyon verileri gelmişti. Manşet enflasyonun %0 olması gibi süper flash haberler vardı. Fakat Fed'in tembel yöneticileri kendi faiz kararları açıklamadan 5,5 saat önce yayınlanan bu veriye bakmamışlar veya o veriye bakmışlarsa bile göz önüne almamışlar. Bunu bizzat Amerikan Merkez Başkanı Pablo söyledi. Ve bunun sonucunda bir önceki ayın hatta bir önceki ayın da değil ilk çeyrekteki nispeten yüksek enflasyon rakamlarına dayalı süper şahince saçma sapan tutarsız hiçbir sayının yerine oturmadığı basın üyeleri tarafından yerle bir edilen bir sunumu vardı Powell'ın. Hakikaten çok kötüydü. Peki müthiş enflasyon verisine karşın Fed'in bu rezaletliği karşısında ben ne düşünüyorum? Piyasalar bundan sonra nasıl davranacaklar diye tahmin ediyorum. Hepsini anlatacağım. Dün canlı yayında şaşkınlık da izledim olanları. Aşağı yukarı 15 bin insan katıldı. Onlarla da paylaştım. Gün boyunca tabii biraz toparladım. Başka analistlere baktım. Şimdi düşüncelerimi daha net ifade edeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Önce enflasyon verilerine bakalım. Çekirdek enflasyon aydan aya 0.2. Aslında bu 0.2 de değil bu arada. 0.16. Beklenti 0.3'tü. Bir önceki dönem 0.3'tü. İyileşme var. Yıldan yıla çekirdek enflasyon. Beklenti 3.5'ti. Gerçekleşen 3.4. Manşet enflasyon. Aydan aya. Beklenen 0.1'di. Bir önceki ay 0.3'tü. Bu ayki sayı 0.0. .0. 0 yani. Amerika'da enflasyon yok. Manşet enflasyon yıldan yıla baktığımızda 3.4'ten 3.3'e indi. Neden az indi? Çünkü baz etkisinin pek olmadığı bir aydaydık. Ben daha iyi bir enflasyon verisi gelebileceğine inanmıyordum. Bunlar benim beklentilerimin bile ötesinde. Hele biraz detaylara bakarsak daha da net anlayacaksınız daha muhteşem olduklarını. Amerikan TÜİK'in açıkladığı verilere göre dünkü enflasyon içerisinden gıdayı çıkarttığımızda Amerika'da enflasyon sıfır. Ama daha önemlisi şu, kirayı çıkarttığınızda Amerika'da enflasyon eksi 0.2 Mayıs ayı itibariyle. Eksi 0.2. Kirada düşmen yok yine. Çünkü kiralarla ilgili hep sorun var. Enflasyon hesaplaması daha evvel bahsetmiştim. Avrupa Merkez Bankaları'nın konut enflasyon hesaplamasını Amerikan Merkez Bankası da kullansa bence gıda dışı enflasyon eksi 0.4, eksi 0.5 civarında çıkacaktı dün. Ama ona rağmen gördüğünüz gibi gıda dışı enflasyon 0, barınma dışı enflasyon eksi 0.2, bütün enflasyon kalemlerinden gıdayı ve barınmayı çıkarttığımız eksi 0.3... Bütün enflasyon kalemlerinden gıda, barınma ve enerji çıkarttığımızda enflasyon sıfır. Bakın şöyle şu sütunda aşağıya doğru kendinizi göz gezdirin. Enflasyon Amerika'da bir sürü farklı kritere göre bitmiş durumda. Mesela hizmetler. Hizmetler enflasyonu çok tutkal gibi yapıştı deniyordu. Oysa dün gelen veriye baktığımızda bütün hizmetlerden kiraya çıkarttığımızda enflasyon sıfır. Bütün hizmetlerden tıbbi hizmetle çıkarttığımızda enflasyon 0.2. 0.2'nin yıllıklandırılmışı 2.4. 0'ın yıllıklandırılmışı 0. Korkunç iyi sayılar bunlar. Fakat Fed'in üyeleri bu sayılar hiç yokmuş gibi açıklamalar yaptılar. Meğerse zaten bu sayılar onlar için hiç yokmuş. Şimdi Fed'in açıklamalarında, projeksiyonlarında ve Powell'ın açıklamalarında neler vardı beni süper kızdıran ve nerelerde tamamen tutarsızlardı ve basın birkaç soruyla Powell'ı dün nasıl yerle bir etti bir de ona bakalım. Öncelikle Summary of Economic Projections yani Fed üyelerinin geleceğe doğru bakışı ekonomide neler bekliyorlar? Bakın diyorlar ki biz PCE enflasyonunu %2.8 bekliyoruz yıl sonunda. Nasıl yani? Çünkü bugün baktığımızda PCE enflasyonu zaten %2.8. Ve dünkü düşük enflasyonun henüz PCE üzerindeki etkisini görmedik. Bu çünkü 15 gün sonra hesaplanıyor. Neden? Yani bizim şu andan yıl sonuna kadar hele bu son düşük gelen enflasyon verisine de bakarak enflasyonun hiç düşmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Zaten yakalanmış bir hedefi yıl sonuna niye hedef olarak koyuyor FED? Bir basın üyesi bunu sordu. Ya dedi Mart ayında %2.6 olarak projekte ediyordunuz yıl sonu enflasyonunu. Şimdi 2.8 diyorsunuz ama biz zaten orada dedi. Ne dedi biliyor musunuz Paul? Ya ne dedi hani yılın ikinci yarısında geçen sene enflasyon çok düşük gitmişti. Baz etkileri falan filan. Belki de yükselir diye düşündük. Ama canım dedi bu da altı üstü bir tahmin yani. Çok da emin değiliz tabii. Biraz da muhafazakar davrandık. O muhafazakar davranınca da böyle bir hesap çıktı. <laughs> Bunu Türkçe'ye size çeviriyorum. Dün gelen taze enflasyon verilerini hiç hesaba katmamışlar. Zaten bu çerçevede ikinci bir soru geldi Pavla. Dediler ki siz toplantıdayken saat 15.30 itibariyle Türkiye saatiyle enflasyon verileri açıklandı. Bunları hesaba kattınız mı? Ne dedi Pablo biliyor musunuz? Biz gelen verileri üyelere dağıttık. Onlar bunu incelediler ama hesaba kattılar mı bilmiyorum. Çünkü unutmayın buradaki veriler her bir üyenin, FOMC üyesinin bağımsız kararıyla oluşuyor. Çoğu galiba hesaba katmadı. Ne? Neye hesaba katmadı? Şu anda Fed'in aldığı faiz kararlarının Amerikan ekonomisi üzerinde dolayısıyla da bütün dünya ekonomileri üzerinde çok büyük etkisi var. Saat 3.30'da yayınlanan bir veriyi saat 9'a kadar mı değerlendiremediniz? Ya ben size iki dakikada yapayım. Benim egzal tablo falan her şeyim hazır. Bu ne tembelliktir. Amaç da ya. Akıl almaz bir zırvalık var burada. Bir başka enteresan veri de şuradan geliyor. Şu grafik bize diyor ki FED üyelerinin dört tanesi biz bu yıl sonuna kadar faiz indirimi görmüyoruz. Şu aşağıdaki bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tanesi biz yıl sonuna kadar bir faiz indirimi görüyoruz. Şuradaki sekiz üyede yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi görüyoruz. Buna dot plot analizi deniyor. Peki acaba Mart'ta nasıl görüyorlardı? Mart ayına baktığımızda sadece 2 üye faiz indirimi öngörmezken yıl sonuna kadar 2 üye 1 indirim, 5 üye 2 indirim, burada görüyorsunuz 8 üye yanılmıyorsam 3 indirim hatta 1 üye 4 faiz indirimi öngörüyordu. Dün harika bir enflasyon verisi geldi. Bu öngörüler yukarı doğru taşındı. Yani ne anlama geliyor? Neredeyse hiç faiz indirimi öngörmüyorlar. 1 ile 2 arası bir yerlerde takılı kalmış bir sayı var. Hatta faizleri hiç indirmemeliyiz diyen taş kafalılar da var. Aklım almıyor. Şimdi buradan yola çıkarak iki soru daha sordular Pavla. Dediler ki birincisi enflasyonist baskıları nerede görüyorsunuz? Dedi ki kira dışı hizmetlerde görüyoruz. Demin gösterdim kira dışı hizmetlerde enflasyon sıfır. Sıfır tekrarlıyorum sıfır. Öyle bir enflasyon yok. Başka bir soru daha sordular. Peki dediler istihdamda bozulma olursa Faizi aşağı çekerim diyordun. E işsizlik yüzde dördü gördü. Dedi ki yo biz istihdamda bir bozulma görmüyoruz. Son gelen verilerde de aslında yeni pozisyonlarda artış var. Akıllı fikirli bir gazeteci daha evvel benim bu kanalda dile getirdiğim bir problemi söyledi. Ama farklı istihdam verileri çok farklı sonuçlar veriyor. Yani şirketlere sorulduğunda şirketler istihdamın arttığını söylüyor. Ama bireylere sorulduğunda ciddi bir istihdam çöküşü var. Eksi 400 bin kadar. Yine bir büyük kurumun yaptığı... Bordolar bazındaki araştırmaya göre de, de istihdamda ciddi kırılma var. Bu aralardaki çelişki için ne diyorsunuz dedi. Ne dedi biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası Başkanı. Bu ülkeden Google'lar, Meta'lar, Apple'lar, Tesla'lar çıktı. Bu ülke bilimin merkezlerinden biri hala. Ne dedi biliyor musunuz? Vallahi dedi biz de dedi, o istihdam verileri arasında biraz dedi bağlantı kurmakla zorlanıyoruz. Bize de biraz farklı gözüküyorlar. Biraz galiba overstated yani gerçekten yüksek gibi de gözüküyorlar. Ama yani aldığımız genel izlenim istihdamın kuvvetli oldu. Aldığımız genel izlenim. Yani arkadaşlar yanlış anlamayın. Siz sevgili takipçilerimin arasında Powell'dan daha iyi bir şekilde bu hesabı kitabı yapabilecek insanlar var. Yok bu 300 tane doktoralı Merkez Bankası üyesinin içerisinde birisi oturup bu farklılıkları analiz edebilen ve gerçek istihdam durumunu ortaya koyabilen. Koca Powell dedi ki Vallahi yani dedi gene izlenimimiz istihdamın çok kötü olmadığı yolunda. İzlenim, hissetmek, Amerika'nın Merkez Bankası. Sonra yeni sorular sordular. Peki dedi birisi. Dün gazeteciler de yamandı yani. Bir tanesi dedi ki ya o zaman dedi %2.8 PC enflasyon zaten şu anda var. Demek ki yıl sonuna kadar enflasyon mücadelesinden hiç sonuç almayacağınızı düşünüyorsunuz. 2.8 olarak kalacak. E o zaman niye bir tane bile olsa faiz indirim yapıyorsunuz? Yani bu ne perhiz, bu da lanet tuşusu. Veya dedi madem dedi siz faiz oranlarının yeterli olduğunu görüyorsunuz şu anda yükseltmiyorlar unutmayın. O halde dedi nasıl oluyor da ekonomide hiç küçülme olmuyor? Mart ayında %2.1 görüyorlardı. Yıl sonu Amerikan ekonomisi büyümesini hala öyle görüyorlar. İşsizliği %4 görüyorlardı hala öyle görüyorlar. Bunu nasıl böyle görebildiklerini bilmiyorum bu arada. Şu anda Amerika'da işsizlik zaten %4. ...bu eğer ekonomik kararlar devam ederse... ...yıl sonunda %4 olma ihtimali yok. Yani matematik bunu mümkünsüz kılıyor. Ama bu nasıl oluyor dedi. Yani siz ne yapıyorsunuz dedi. Ne dedi biliyor musunuz? Hiçbir şey demedi. E, kem, e, küm, e, biz de veriye bakıyoruz. E, biz de sizler gibiyiz yani. Hani şey diyebilirdi... ...Türkiye'de Bora Özkent diye bir arkadaş var... ...ona sorsanız o bizden iyi tahmin ediyor. Yemin ediyorum böyleydi. Dünyanın en kötü konferansıydı. Ve ben de canlı yayına... ...ki dün canlı yayına 15 bin yakın izleyicimiz vardı... Şaşırdım kaldım ne söyleyeceğimi bilemedim. Borsa süper yükselmişti enflasyon verisiyle beraber. Nasdaq'taki yükseliş bir yüzde %2'ye kadar çıkmıştı. Sonra oradan biraz saldı ama beklediğim kadar da düşmedi açıkçası. Günü Nasdaq yine %1.5 civarlarına yukarıda kapattı. Yorumum ne buna? Piyasa ciddiye almadı bu herifleri. Piyasa dedik ya siz ne diyorsunuz? Yani piyasa bunları pek aldırmadı bence olan o. Çünkü biliyoruz ki Mayıs PCsi çok düşük gelecek. Bunlar böyle yıl sonu 2.8 gösteriyorlar ya. 2.4 falan civarına gelecek bu. Ne zaman? Mayıs ayı sonu itibariyle. Daha önümüzde Haziran ayın enflasyon verisi de var. Temmuz toplantısına kadar Fed'in. Yani piyasa o yüzden bunları ciddiye almadı. Önemli olan enflasyon düzeliyor mu? Düzeliyor kardeşim. Fed'in bu zırvalıkla rağmen ekonomi de hala çökmüyor. Ne ala dedi. Ve piyasa bir işimize bakalım dedi. Dünü yükselişle kapattı. Şu anda da gördüğüm kadarıyla erken pazarda güçlü bir yükseliş var gibi. Peki ben de düşünüyorum. Açıkçası ben Fed'in bu kadar kalitesiz bir örgüt olduğuna inanmak istemiyordum. Evet, Fed'in çok hataları var geçmişte ama karşımızda yine de sağduyulu, akıllı fikirli insanlar olduğunu düşünüyordum. Dün gördüm ki, bırakın sağduyulu, akıllı fikirli olmayı, tembeller, tembel. <laughs> saat 3.30'da gelen veriden yola çıkıp şuradaki 4 tane tabloyu saat 9'a kadar güncelleyemiyorlar. Tembeller, süper korkaklar. En çok korktukları şey, acaba faiz işini indirirsek, enflasyon geri gelirse ne olurdan korkuyorlar. Bu konuda Fed'in Psikolojisi isimli şu videomu bir izleyin. Fed üyeleri neden bu kadar korkak olduğunu orada anlarsınız. Ve seçime kadar durumu idare etmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Bu ne getirebilir? Valla bence artık Amerikan ekonomisinde resesyon riski artmış durumda. Çünkü Fed üyeleri geciktikçe hasar kalıcı hale geliyor Amerika'da. Ekonomi güçlü değil. Mesela diyor ki adam tüketim devam ediyor diyor. Detaylı sayılara baktığımızda tüketim devam ediyor ama borçlanarak ve kredi kartlarıyla devam ediyor. Vatandaşta para olduğu için devam etmiyor ve kredi kartlarında ödeme sorunları da başlamış durumda. Dediklerinin gerçek veriyle hiç bilgisi yoktu. Böyle bir Merkez Bankası Başkanı'nın ve onun süper tembel, kararsız, saçma sapan bürokratların yönettiği Amerikan ekonomisine artık daha şekilde baktığımı söyleyebilirim. Bu çerçevede şu anda pozisyon değişikliklerine giriyor muyum? Hayır girmiyorum. Ama Haziran sonuyla Temmuz arasında tamamen farklı bakıyorum. Daha evvel şöyle düşünüyordum. Haziran iyi, iyi geçecek biliyorsunuz. Haziran iyi çok iyi geçti şu ana kadar. Temmuz da iyi geçer diye düşünüyordum. Şimdi endişeliyim. Çünkü bir yerlerde Amerika'nın zaten resesyona girdiğiyle dair haberler gelebilir. Veya bir anda Fed üyeleri acil toplanıp faiz indirimleri ilan edebilirler. Piyasa bunu sevmez. Çünkü ani bir faiz indirimi piyasada sıkıntı olduğu anlamına gelebilir. Yanlış anlamayın pozisyonlarım hala long. Fed'in hala bu işi çözebileceğine inanmak istiyorum. Ama inancım gittikçe zayıflıyor ve yazın sıcak aylarında bu kadar riskle uğraşmak istemeyebilirim. Bizim YouTube katılım üyeleri ve Haddini Kulübü üyelerine yakında bu konuda derin bir içerik sunacağım. Ben de konu üzerine düşünmeye devam ediyorum. Bu arada da Tesla'nın keyfini yaşıyorum. Dün Tesla'da Elon Musk'la ilgili oylama tamamlandı. Elon Musk bir tweet attı. %70'i evet vermiş. Hem Elon Musk'ın maaş paketine hem Elon Musk'ın şirketin merkezine Delaware'dan Texas'a taşıma fikrine galiba yönetim kurulu atamalarına tamam demişler. Böylece bir büyük sorun daha aşıldı Tesla'da. Şu anda erken pazarda Tesla aşağı yukarı %6-7 civarında yükseliş gösteriyor. Dün de zaten pozitif kapatmıştı. O da bize böyle bir keyifli teselli oldu. Bugün Tesla neler yapıyor göreceğiz ama Amerika'da şu anda böyle bir ekonomi yönetimi var. Ne yaptıklarını bilmeyen bir ekonomi yönetimi var. Dün Powell hakikaten sahnede rezil oldu. Kendisine farkında. Piyasa yine iyi davrandı, yumuşak davrandı. Allah'tan adamı pek ciddiye almadı. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim. Sevgiyle kalın.